Merhabalar, hoş geldiniz izleyicilerim YouTube kanalıma. Evet, sizlere bugün gördüğünüz gibi Miki boyası hazırladım. Miki boyası motifleri. Bu boyamızı tülbentler, yemeniler için onun ölçülerinde hazırladım. Evet, 3 tane Miki'im var. 6 ipim var. Hemen yapımına geçiyorum. Videolarımı beğenide bulunup paylaşımda yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Evet. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Ben ipimi sardım. Bunu kesmedim. Alt ipi yapacağım. Aynı ipten yapacağım için. Hemen bu şekilde katlıyorum. Mekik olan taraf üst de oluyor. Burada bir tane ilmek attım. Burada birleştirdim. Buraya tekrar ilmek attım. Sağlamlaması için üçüncü ilmeği de atıyorum. Evet, burada üç tane ilmek oldu. Buraya ben dolgu yapacağım için evet, bu şekilde pozisyon verdim. Hemen dolguya başlıyorum. Alttan üstten fark etmez. Ben bu sefer üstten başlıyorum. İki tane aynı işlemi yaptım. Üstten girdim. Buraya giriyorum. Mekiğimin üstünden girdim. Evet, ikisini de aynı yaptım. Buraya mekiğimin altından giriyorum. Her seferinde aynı işlem. Burada da evet. Tabii bu araları kaç tane mekik dolduruyormuşum sayıyorum şu anda. 4-5 oldu galiba. Buraya 6 7 8 9 bu şekilde devam ediyorum buna. Burada 21. mekiğim burada. Burası hareket etmeyen taraftı. Oraya koydum ve burada kirpik yapacağım. Buraya normalde 4 tane ilmek attım. Ve buraya hemen kirpik yapıyorum. 6 tane olacak bu kirpik. Evet, buraya da 4 tane ilmek atarak tamamlıyorum. Sonra elimi buradan çıkardım. Buradaki halka. Buradan da böyle tuttum. Biraz daha sıvı, gevşek olmasın. Evet, yaprağın bir tanesi bu şekilde oldu. Bu yapraktan sonra buradaki kısma geçiyorum. Hemen katladım. Bu yukarıdaki ipimi de aşağıya indiriyorum. Katladığım yere. Buraya 19 tane ilmek atacağım. Evet.
Parmağımı arasına alıyorum. Sarı ipimi de elime aldım. Buraya hemen sarı ipimle çalışıyorum. Dört. 20 tane, 25 tane sarı ipimle buraya çalışma yapacağım. Evet. Hemen alt ipimi asılıyorum burada. Alt ipimi asıldım. Buradaki tomurcuğumuz oldu. İplerimizi keselim. Yakmasak da olur. Sonunda nasıl olduğunu görürsünüz. Bir sakıncası olmuyor. Görüntü bozukluğu da olmuyor. Evet. Burada tekrar ikisini beraber birleştiriyoruz. Ve arasına giriyorum. Buraya 20 ya da 22 tane ilmek atıyorum. Evet, 22 tane ilmeğimi buraya attım. Burada birleştiriyorum. Bu şekilde tuttum. İkisini beraber 2 tane ilmek atarak böyle birleştirdim. Burada parmağımı arasına alıyorum. Buradaki çiçek kısmını yapacağız. Evet. İpimi tutturdum. Buraya kirpik yapıyorum. Evet, buraya 8 tane kirpik yaptım. Ve alt ipimi buradan alıyorum. Çekiyorum. Evet, ilk aşaması oldu. Çiçeğimin. Yeşil ipimi hemen alıyorum elime. Yeşille devam ediyorum burayı. Çiçeğimizin sapını yapıyoruz. 22 tane buraya ilmek attım. Alt ipimi asılıyorum hemen. Evet. Burada pembe ipimizin işi bitti. Onları alalım. Tamamen dibinden kesiyorum. Kaçması da olmuyor. Ucunun çikin olması da olmuyor. Bunu öyle yaptık. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Evet, burada hemen ipimi katlıyorum. Taraftaki buna geçtik şimdi. Buraya 18 tane ilmek atıyordum. Sıra yaprağı yapmaya geldi. Oldukça kolay. Bu yukarıdaki ipimi tekrar aşağıya alıyorum. Burada
3 tane birleştirme yaptım. Parmaklarımı ikisini buraya aldım ve buradan da açıyorum. Tekrar buraya dolgu yapmaya başladım. Evet. Buradan tekrar ipimi katlıyorum. İkisini beraber yeşil ipimle bir araya getirdim. Küf kısmı yapılacak burada. Evet. Buradaki köke geldi sıra. Evet, parmağım arasını alıyorum. Buraya on ya da 12 tane ilmek açacağım. On tane ilmeğimi attım. Tekrar kirpik yapıyorum. Buraya tekrar 10 tane ilmek açacağım. Biraz fazla yapmışım. Sökmem lazım. Evet, bu şekilde mekiğimizi yanlış yaptığımızda sökmek mümkün. Evet. Evet, yeterli. Bu aşamada tekrar alt ipimi asılıyorum hemen. Evet, bu şekilde kökümüzü de yaptık. Burayı parmağıma doluyorum. Burada açıklık var. Bu açığı kapatmak için buradaki ipimi arkadaki aldığım ipe birleştiriyorum. Evet, mekikteki ipimi arkadaki ip ile bu aradan geçirdim. Ve burada birleştirdim. Buraya 2-3 tane mekik ilmeği atacağım. Evet, 2-3 tane mekik ilmeği attım. Ve buradan kesip alacağım artık modelimizin oyamızın da kamera önünde illaki. Evet, daha sonra burada bunları yapmamız gerekiyor. Evet. Evet. Harfiyen kameranın önünde sizlere bu modelin yapılışını gösterdim. Evet, bu şekilde harika bir oyamız oldu. Evet, bunu Yemeni'ye nasıl eklenir diye soran arkadaşlarımız için Yemeni'ye eklemesini de göstermek istiyorum. Evet. Ben bu şekilde dağ yaptım. Herhangi bir istediğiniz modeli dağlardan olur. Evet, ben burada bu dağlardan sonra buraya 1, 2, 3 tane zürafa koydum. Üçüncü zürafaya buradan giriyorum. Tekrar zürafa yaparak aynı yere giriyorum. Sağlam olsun ayakları. Evet. Bu şekilde. Daha sonra buradan ilerliyorum. Zürafa yaparak ilerleyeceğim. Diğer ayağını gelesiye.
Evet. Bir tane daha zürafa yapalım. Güzel çiçeğimizi Yemeniye uygulamasını da sizlere göstermiş oluyorum. Evet, ikisine beraber. Buradaki zürafaya tekrar girdim. Ayağına da girdim. Zürafa yapıyorum. Bu şekilde burada bunu eklemiş oluyoruz. Diğer dördüncü zürafaya kadar gidelim. Evet. Buraya tekrar giriyorum. Aynı işlemi yapıyorum. En kolay şekilde uygulamasını sizlere gösteriyorum. Evet. Daha sonra zürafam ile devam ediyorum. Bu dağın yapımını da yeni yapacak olan arkadaşlara göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 tane geçirdim. Dördüncü zürafaya geri dönüyorum. Buraya çimen olan dağımızı yapacağız. Evet. Bu boyutlarda kirpik yaptım. O kirpiğin tepesine çıkıyorum hemen. Daha sonra dibine. Boyutunu ayarlayaraktan iniyoruz. Evet. Bu şekilde. Daha sonra aynısından yapacağız. Evet. İkinci zürafaya girdim ve buradaki boşluğa geri dönüyorum. Evet, bu şekilde birleştirmemiz mümkün olduğu gibi tığ boyasıyla da mekik boyası dağlarıyla da birleştirmemiz mümkün. Ben size bu şekildesini gösterdim. Evet. Bu şekilde de iğne oyasıyla çok harika oluyor. İğne oyasıyla adeta bütünleşen bir oya. Şu anda ütüyü basmadım. Ütülendiğinde daha da yatışkın duruyor. Evet. Sağlıklı günlerde kalın. Videolarımı beğenide bulunup paylaşımda yaparsanız sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın.